وبهذا تجاهد نفسك. Bu dört meselede kendinle mücadele edeceksin. لأنه لابد أولا من مجاهدة النفس. Öncelikle insanın kendi nefsiyle mücadele etmesi lazım. كيف تجاهد نفسك؟ بالعلم أولا. Öncelikle ilimle. ثم تعمل. Sonra amel ederek. ثم تدعو. Sonra davet ederek. وتصبر. Ve sabrederek. تصبر أولا على العلم. İlim konusunda sabırlı olacaksın. ثم على العمل. Amel konusunda sabredeceksin. ثم على الدعوة. Ve davet konusunda sabredeceksin. نعم. طيب. يعيد لنا المسائل الشيخ. دات مسألي وجهه سايسن. نعم. الأول. الأول. صبر. لا. الأول العلم. صبر إبن. إذا لابد أولا من التعلم. نعم. ثانيا. عمل. عمل. حق صلاة التوصية. دعوة. دعوة. والصبر. والصبر. إذا لابد أولا من العلم قبل كل شيء. لابد أن نتعلم. Her şeyden önce ilim. Yani her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey ilim, öğrenmek. هل يستطيع أن يعمل أحد بدون علم؟ Bir kimse amel etmeden, ilim etmeden, ilim öğrenmeden amel edebilir mi? لا. الذي يعمل بلا علم فيه شبه بالنصارى. İlim olmadan amel eden, amellerle meşgul olan kimse kimlere benzemiştir? Hristiyanlara benzemiştir. والذي يتعلم ولا يعمل صلى الله عليه وسلم في شبه باليهود. İlim sahibi olup ilim sahibi olup ameli olmayan insan da kime benzer? Allah afiyet selamet versin. Yahudiye benzer. Yahudilere benzer. اِنَّ تَتَعَلَّمْ أَوَّلًا. Önce öğreneceksin. ثُمَّ بَعْدَ هَذَا تَسْتَعِينَ بِاللّٰهِ الْعَمَلِ. Önce öğrendikten sonra ardından Allah'tan yardım isteyerek amele koyulacaksın. ثُمَّ بَعْدَ هَذَا تَدْعُو. Sonra davet. İnsanlara anlatacaksın. وَتَصْبِرْ. Ve sabredeceksin. تَصْبِرْ عَلَى مَالِ. Neye sabredeceksin? تَصْبِرْ أَوَّلًا عَلَى الْعِلْمِ. İlime sabredeceksin. Yani bazı insanlar يعني ما يريد يصبر على العلم وعلى التعلم وعلى الحفظ وعلى المراجعة والإتيان للدرس وغير هذا. بعض insanların ilme sabırlı olmadığını görürsün. Yani derse gelmek, bir şeyler ezberlemek, öğrenmek bu konuda sabrı yoktur. الثاني تصبر على العمل. Amel konusunda sabırlı olacaksın. Sabır bunların hepsinde olacak. Amelde de sabretmek lazım. الصبر على الصلاة مثلا. Namaz konusunda sabırlı olmak. والثالث الصبر على الدعوة. Davet konusunda sabırlı olmak. لأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر لابد. الله دعوت etmek صبرة احتياج gerektir. نعم لأن الداعي إلى الله لابد يلحق شيء من الأذى. Çünkü Allah davet eden kimseye muhakkak ne olur bir sıkıntı dokunur. ما الدليل على هذه المسائل الأربع من يعرف؟ Bu dört meseleye delil nedir? Bu dört meselenin delili nedir? Suretul Asr. Suretul Asr. الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر بالزمن ولله سبحانه وتعالى نقسم بما شاء من مخلوقاته نعم الله تعالى burada asra yani zamana yemin etmiştir. Yüce Rabbimiz dilediği yaratıklarından dilediğinin ismiyle ne yapabilir? Yemin edebilir. وليس لنا أن نقسم إلا بالله. نعم. Bizler ise kullar ise ancak Allah'ın adıyla ne yaparız? Yemin ederiz. إن الإنسان لفي خسر. Muhakkak ki insanoğlu hüsrandadır. كل إنسان فهو خاسر. Yani her insan hüsrandadır. وَاسْتَثْنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve ardından hüsrana uğramayanları zikrediyor. الَّذِينَ آمَنُوا عِلْمْ Kim bunlar? İman edenler yani ilim. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel işleyenler. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقْ اَيْ دَعْوَ Hakkı tavsiye edenler yani davet. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرْ اَيْ صَبْرْ Sabrı tavsiye edenler yani sabır. أقسام الصبر من يعرف أقسام الصبر أو نوع الصبر؟ صبرن قسمları vardır. Bunları bilen var mı? Sabır kaç ayrılır? ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام. Sabretmek üç ayrılır. صبر على طاعة الله. Allah'a itaat etme konusunda sabırlı olmak. وصبر عن معصية الله. Günahlara karşı sabırlı olmak. وصبر على أقدار الله. Başımıza gelen Allah Teala'nın takdir ettiği şeylere sabretmek. صبر على طاعة الله. Allah'a itaate sabır. حتى تؤدى كالصبر على الصلاة والصيام. نماز، أروج، صبر gerektiren ibadetler. وصبر عن معصية الله. Günahlara karşı sabır. عن الربا مثلا. Faiz مثلا. طيب، وصبر على أقدار الله ما قدر الله عليك من مرض أو فقر. Allah Teala'nın sana verdiği hastalık gibi, fakirlik gibi kaderin kaderde takdir ettiği şeyleri sabretmek. هذه أقسام الصبر. Bunlar sabrın kısımlarıdır. على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله و
بهذا يعني تم القسم الأول على ما ذكرنا. نعم. يعني صبر dediğimiz zaman Allah Teala itaat konusunda sabır, günahlar konusunda sabır ve kader konusunda sabır. Bu şekilde ne yapmış olduk? Kitabın içerdiği ilk dört meseleyi tamamlamış olduk. نعم. نراجع ما أخذنا هنا في هذا القسم القسم الأول ثم نبدأ في القسم الثاني. Evet, şimdi ilk kısmı tekrarlayalım, ondan sonra ikinci kısma geçelim. يلا من يذكر لي ماذا ذكرنا الآن في القسم هذا القسم الأول. Birinci kısmı kim bize tekrardan hatırlatacak? Birinci kısım, bu kitabın birinci kısmında neler var Yasin? لا لا الذين لم يشاركوا معنا. Yasin ne şarap? بسم الله. نعم. دورت إسوس. مسائل الأربع. وقلنا هذه المسائل الأربع مهمة في ماذا؟ دورت مسألة çok önemlidir. في جهاد النفس. hangi konuda önemlidir? İnsanın kendisiyle mücadele etmesi konusunda. إذا لابد تجاهد نفسك أولا. her şeyden önce insan kendisiyle ne yapması gerekiyor? mücadele etmesi gerekiyor. بماذا؟ بالمسائل الأربع. işte bu dört mesele konusunda sürekli kendisiyle insanın uğraşması, cihad etmesi gerekiyor. تتعلم أولا. önce öğreneceksin ilim. ثم بعد هذا تعمل. sonra amel. ثم تدعو. sonra davet. وتصبر على العلم والعمل والدعوة. sonra ilim konusunda, amel konusunda ve davet konusunda sabır göstereceksin. تصنع هذا في الدنيا تجب بإذن الله عن أسئلة القبر. eğer bunları yaparsan, bu dört meseleyi yaparsan dünyada, gerçekleştirirsen, kabirde ne yapacaksın? soruya cevap vereceksin Allah'ın izniyle. طيب. قلنا من يتعلم ولا يعمل أو يعمل بلا عمل. يشبه من؟ من يعلم؟ ilimsiz amel eden ve ilim sahibi olup da amel etmeyen kimlere benzer? Naam. Ha, bismillah. Hadi ah Şeyh Mus. Maşallah. İlimsiz amel edenler Hristiyanlara benziyor. Hasara. Naam. Yani ilimli olup da amel etmeyenler de Yahudiler. طيب. لو قال لك قائل. سؤال يعني. Birisi sorsa sana dese ki. أنا لا أتعلم ولا أعمل. لأني أخاف أتعلم ولا أعمل فأنا أترك العلم والعمل. Birisi dese ki ya ben o halde korkuyorum öğrenip de amel etmemekten. O zaman ben öğrenmeyeceğim, ilim talep etmeyeceğim dese. فماذا عليك؟ Ne gerekir? لا يتعلم ولا يعمل. Öğrenmiyor ve amel de etmiyor. في نواقض الإسلام İslam'ı bozan, nakıt olan şeylerden bir tanesi de yani ma yahruc bihi insan nesallahu selam ve afiye min el-islam ila el-kufr. İnsan İslam'dan küfür, İslam dairesinden küfre çıkaran şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi de huve el-i'rad an dinillah bil-kulliye. Allah'ın dininden külliyen tüm olarak i'raz etmek, yüz çevirmektir. La yetaallam. Yani ne öğreniyor dini? Ve la ya'mel. Ne de amel ediyor. Hiçbiriniz yok. Ve hada allazi arad el-kuffar an nasil ileyhi. Kafirler biz Müslümanlardan istediği şey de budur. Buraya bu noktaya gelmemizi istiyorlar. Bazı nas tecidu la ya'rif şey an İslam. Bazı insanları görüyorsunuz İslam hakkında hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir bilgisi yok. Ya'rif şey vahid fakat. Tek bir şey biliyor. Annehu muslim. Ben Müslümanım diyor, o kadar. Ma huve İslam? Ona İslam nedir diye sorduğunda yekul la adri. Bilmiyorum diyor. Ma ma'na şehadet en la ilahe illallah? La ilahe illallah ne demek diye soruyorsun. La adri. Bilmiyor. نعم ما يدري شيء عن الإسلام يعني لا يتعلم ولا يعمل إعراض عن دين الله بالكلية الله دين لا يعرف يسلم. طيب أقسام الصبر. صبر كثير olur. أقسام الصبر. نعم. birincisi yani Allah'ın şey Allah'ın boynunu bulmak Allah'a yani o delikte itaatine sabır. Yani. Sabrın ala ta'atillah hatta tu'adda kes-sabr ala salah. Namaz gibi. Evet. İkincisi günahlara sabır etmek. Sabr ala ma'asi. Sabr an ma'siyetillah. Yani ala terkil ma'siyet. Naam. Evet üçüncüsü. Sabrın ala kadarillah. Ma yuqaddir Allah aleyk min marad au faqr au kadha. Naam. Üstüne başına gelen bir bela veririz sabır etmek. Evet, طيب. هذا هو القسم الأول. Birinci kısmı bitirmiş olduk. Kitabın birinci kısmı bitti. ما هو القسم الثاني؟ İkinci kısım neydi? نعم. Üç mesele. المسائل الثلاث. طيب. Üç mesele yazıyoruz. قبل أن نبدأ في المسائل الثلاث نريد أن نعرف تعريف التوحيد شرعا.
Evet, üç meseleye geçmeden önce tevhidin şer'an, dinen tarifini istiyoruz. Nedir tevhidin tarifi? Men ya'rif ma huve tevhid ellezî evcebullah subhanahu teala aleyna. Ma huve tevhid? Bizlerin bilmesi gereken, Allah Teala'nın üzerinde sorumluluk olarak yüklediği tevhid nedir? قد يسألك سائل ويقول هل أنت موحد؟ بيسأل قريب درسه سام موحد مثل نساء. تقول نعم. Evet diyeceksin. يقول بين للتوحيد. Peki o zaman bana tevhidi anlat. Nedir tevhid derse? إذا عرفت التوحيد فأنت موحد. Eğer tevhidi biliyorsan muvahhidsin. وإذا لم تعرف. Bilmiyor isen. فأنت كاذب. O zaman sen iddianda yalancısın. صحيح. Doğru değil mi? نعم. إذا من يعرف التوحيد؟ التوحيد. الذي يعرف التوحيد هو موحد. Tevhidi bilen muvahhittir. والذي لا يعرف. Tevhidi bilmeyen. Şahadet yok. Ou kadib. O zaman yalan iddiasında yalancıdır. ما هو التوحيد؟ Tevhid nedir? التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Tevhid Allah Teala'yı tevhidin üç kısmı olan rububiyet, uluhiyet ve isim ve sıfatlarında Allah Teala'yı birlemektir. İfradullah subhanahu teala bima yahtassu bih. Allah Teala'ya kendisine has olan şeylerle Allah birlemek. Ma yumkin yusharik ma Allah subhanahu teala ahad fi rububiyyati fi uluhiyyati fi asma'i ve sıfatati. Allah Teala'ya rububiyetinde, uluhiyetinde ve isim sıfatlarında kimse ortak olamaz. İzen lev sa'alek sa'al ma huve't tevhid tekul huve ifradullah subhanahu teala bima yahtassu bihi min rububiyye ve uluhiyye ve asma'i ve sıfatati. Eğer bir kişi gelip sana tevhid sorsa ne diyeceksin? Allah'a has olan rububiyet konusunda, uluhiyet konusunda, isim sıfatlar konusunda Allah Teala'yı birlemendir. İnen hâze fîhe ennet tevhidin kasim ile thalâfet eksâm. O zaman diyoruz ki tevhid kaça ayrılır? Üçe ayrılır. Tevhid-i rububiyye vel uluhiyye vel esma'i vel sıfat. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi. Tevhid-i rububiyye. Rububiyet tevhidi. Huve ifradullah subhanahu teâlâ bi ef'âlih. Nedir rububiyet tevhid? Allah-u Teala'yı kendi fiillerinde birlemek. Allah-u Teala'yı kendi fiillerinde birlemek. Ev ifradullah subhanahu teala bil halk vel mulk vel tedbir. Ya da Allah-u Teala'yı yaratmada, mülk konusunda ve çekip çevirme konusunda, yönetme konusunda birlemek. Hâdâ huve tevhid-i rububiyet. Buna biz rububiyet tevhidi diyoruz. El-thâni tevhid-i uluhiyye. İkincisi nedir? Uluhiyet tevhidi. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Nedir? Allah Teala ibadetimizde birlemek. أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. Ya da şöyle de diyebiliriz. Kullar kendi fiillerinde yaptıkları ibadetlerde Allah'ı birleyecekler. إذن توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد. O zaman diyoruz ki uluhiyet tevhidi Allah Teala'yı kulların kendi fiillerinde yahut da ibadetlerinde birlemeleridir. الثالث Üçüncüsü ne? Tevhid el-esma ve sıfat. İsim ve sıfatlar tevhidi. Hu ifradullah subhanahu teala bi esma'ihi ve sıfatihi. Allah Teala'yı isimlerinde ve sıfatlarında birlemek. El-varide fil kitab ve sünnet sahiha. El-kitab ve sünnet. Kitap ve sünnette gelen, sahih sünnette gelen isim ve sıfatlarda. Ve zalik bi en nüthbet lillah kul ma athbet li nefsi ve athbet lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın kendi nefsi için ispat ettiği ve Resulü'nün ispat ettiği bütün her şeyi ne yaparız? İspat ederiz. Ve nenfi kul ma nefe Allah subhanahu wa ta'ala an nefsi. Allah Teala'nın kendi nefsinden nefh ettiği şeyleri de nefh ederiz. Min gayri tahrifin ve la ta'tilin ve la tekifin ve la temthil. Tabi tahrife düşmeden, iptale, ta'tile düşmeden, keyfiyet biçmeden ve teşbih yapmadan, benzetmeden. يعني إثبات مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. Yani bu isim ve sıfatları ispat ederken Allah-u Teala'nın bu isim ve sıfatlarında mahlukatından birisine benzeyeceğini söylemeden bunu Allah'ın bundan uzak olduğunu söyleyerek ispat ederiz. Men yu'id li ta'rif et-tevhid ve nu'a et-tevhid. Evet, tevhidin tarifini ve çeşitlerini kim tekrarlayacak? Fel ya'rif huve muvahhid. Bunu bilen muvahhiddir. Evet. Tevhidin tarifi ve kısımları. Ve bakiye subhanallah. Bismillah. Evet. Birincisi dur. Tayyip. Naam. Birincisi rububiyet. İkincisi tevhid-i rububiyye. التوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات نعم توحيد نedir Allah Teala'yı kendi has olan rububiyetinde uluhiyetinde isim ve sıfatlarında ne yapmak birlemektir evet طيب
الأول من أنواع التوحيد. Tevhidin ilk kısmı neydi? أو أقسام التوحيد ما هي الثلاثة. Evet, tevhidin kısımları. Hayır şöyle. نعم أخ. نعم. Tevhid rububiyye. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. توحيد الربوبية. ما هو؟ ربوبية التوحيد nedir? نعم. الله يرد وشنا يرد إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال خلق والملك والتدبير نعم الله تعالى يرد مدى يرد مدى والملك صاحب المدى نعمك طيب الثاني توحيد الألوهية كندي تفيد كندي قسم ألوهية تفيد نعم الله تعالى عبادة إفراد الله بالعباد عبادة لله نعم يعني لا تصلي إلا لله ولا تصوم إلا لله ولا تحج إلا لله ولا استعانة واستعادة واستغاثة وشفاعة وذبح ونذر وغيره نعم bütün ibadetler Allah için yapmak yalnızca Allah için namaz kılmak yalnızca Allah için oruç tutmak yalnızca Allah için hac etmek Allah'tan yalnızca yardım dilemek şefaati ancak Allah'tan talep etmek gibi طيب الثالث توحيد الأسماء والصفات isim ve sıfatlar tevhidi إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كندي نفسه için ispat ettiklerini ve Resulü'nün ispat ettiklerini ispat etmektir. ونفي كل ما نفى عن نفسه. Kendinden nefy ettiği şeyleri nefy etmektir. إثبات مع تنزيه. Yani ispat ve tenzih etmek, uzak kılmak. ننزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون يعني شيء من صفات الله مماثل لصفات الخلق. نعم. Peki uzak kılmak, tenzih etmek ne demek? Allah Teala isimlerini sıfatlarında mahlukatından birisine benzer kılmaktan uzak kılmak. الآن نذكر المسائل الثلاث. Evet, üç mesele nedir? Onları zikredeceğiz şimdi. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. İlk mesele kitaptaki ikinci kısmı. İlk meselesi Allah Teala'yı rububiyet ve isim sıfatlarında birlemek. المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بتوحيد الألوهية. İkinci mesele Allah Teala'yı uluhiyet meselesinde ibadet konusunda birlemek. المسألة الثالثة. Üçüncü mesele ise فيها البراءة من الشرك وأهله. Şirkten ve şirk ehlinden beraat, uzaklaşmak. ثلاث مسائل. Üç mesele. إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية بالأسماء والصفات. Allah Teala'yı rububiyet ve isim ve sıfatlarında birlemek. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالألوهية. Allah Teala'yı ibadette ve uluhiyette yani birlemek. البراءة من الشرك وأهله. Şirkten ve şirk ehlinden uzak olmak, sakınmak. من يعيد لي هذه المسألة؟ Kim bu üç meseleyi bize tekrarlayacak? Üç mesele. الله أعلم نحن نختار أحسن. Evet, buradan kim var? نعم. Evet. ما هي المسألة الثانية؟ Üç mesele nedir? المسألة الأولى. Birinci mesele. إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. الربوبية باسم صفات الله بالنمك. المسألة الثانية. مسألة. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. عبادة الله بالنمك. المسألة الثالثة. شنو مسألة؟ البراءة من الشرك وأهله. شرك من شرك أهلنا مري أولمك وزاكم الله. من يعيد هذه المسألة؟ كم تكرار الجواب وإيش مسألة هي؟ أخوان. نعم. ربوبيتنا واسم صفاتنا الله بالنمك. إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. عبادتنا الله بالنمك. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. شركتان وأهلندان جزء شبرمك. البراءة من الشرك وأهله. طيب. كيف تكون البراءة من الشرك وأهله؟ Şirkten ve şirk ehlinden beri olmak, uzak olmak nasıl gerçekleşir? لو قال لك قائل أو سألك سائل وقال كيف أحقق البراءة من الشرك وأهله؟ Şirkten ve şirk ehlinden nasıl uzak olur? Bunu nasıl tahkik eder, gerçekleştirir diye sorsa ne dersiniz? تكون البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. Kalp ile, dil ile ve azalarla olur. Kalp. Kalp. وباللسان. Dil. وبالجوارح يعني بالأفعال. Ve azalarla. طيب. بالقلب تعتقد أن كل ما عليه اليهود والنصارى وأهل الشرك هو كفر وضلال. Kalp ile nasıl olacak? Bileceksin ki, itikad edeceksin ki Yahudiler ve Hristiyanlar ve şirk ehli, şirk üzere olanlar
üzerinde bulundukları şeylerin hepsi batıldır. Dalalettir. Billisan tusarrih. Diline bunu açıkça söyleyeceksin. Ve tekul mesela enneni beram mimma te'budun. Diyeceksin ki mesela ben sizin ibadet ettiklerinizden uzağım. Ve la entum abidunum a'budu ve ana a'budu ma abadtum. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet edici, sizler de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz. Bil cevarih. Azalarımızla la nusharikul kuffar fi a'yadihim ve ihtifalatihim. Kafirlere bayramlarında, onların özel toplantılarında ne yapmamak? İştirak etmemek, katılmamak. Ve telbes libasul kuffar. Kafirlerin elbisesini giymemek. Tenzur ileyhim nazrat i'cab. Onlara böyle bakarak, onlardan hoşlanarak bakmamak. Teteşebbeh bihim mesela fi kıssati'ş-şi'ar ve ma'na zalik. Saç modelinde, diğer şeylerde onlara benzememek. En nazar ila ka'sü'l-âlem. Mesela dünya kupasını seyretmemek. افلام الغربيه batı filmlerini seyretmemek. مصارعه الحره güreş dene bakmamak. نعم الان الكافر عدو لمن. Kafir kimin düşmanıdır? Kime düşmanlık eder? عدو لله. Allah'ın düşmanıdır. Allah'a düşmanlık eder. كيف تنظر الى نظره اعجاب. Nasıl olur da kafire böyle hoşlanarak bakarsın? وتحبه. Onu seversin. هناك فرق بين الدعوه الى الله وبين البراءه من الشرك واهله. Allah'a davet ile şirk ve şirk ehlinden uzak olmanın arasında fark vardır. İnen labud min tahqiq al-bara'a min ash-shirk ahli. O zaman şirkten ve şirk ehlinden uzaklaşmayı muhakkak gerçekleştirmemiz lazım. Bil kalb, kalb ile ve lisan, dil ile ve cevarih, ve azalarımız ile. İbrahim aleyhissalatu vesselam. İbrahim aleyhisselam دعا الله. الله دعا etmiştir. بعد أن أثنى الله عليه وهو أبو الأنبياء وخليل الرحمن. الله تعالى ki İbrahim aleyhisselama sena etmiş, övmüştür. İbrahim ki aleyhisselam peygamberlerin babasıdır ve İbrahim ki Allah Teala'nın halilidir. وكسر الأصنام. O ki putları yerle bir etmiş, kırmıştır. فماذا دعا؟ İbrahim nasıl dua etti? وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني يا رب اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر ما أريد أراهم. Şöyle dua etti İbrahim Aleyhisselam. Rabbim beni putlara ibadet etmekten uzak kıl. Yani benle onları bir araya toplama. Onları bir tarafa, beni bir tarafa koy. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة. Ahmed ibn Hanbel أهل السنة من onlarından. يقول إذا رأيت الكافر غمضت عيني مخافة أن أرى عدو الله. Diyor ki kafiri gördüğüm zaman gözlerimi kapıyorum çünkü Allah Teala'ya düşman olan bir insanı görmekten endişe duyuyorum. Görmek istemiyorum onu. Evet. Men yu'id li hadi mesele'l-3. Bu 3 meseleyi kim bize tekrar hatırlatacak? Naam. 3 mesele. Mesele'l-3. Evet. Allah'ı rububiyetinde ve isim sıfatında. İfradullah subhanahu ve taala bi tevhid rububiyye ve bi tevhid el-esma'i ve sıfat. المسألة الثانية إفراد الله بالعبادة ما يمكن أن تصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للملائكة ولا لأحد. نعم. Ne peygambere ne meleklere ne de başka kimselere ibadetini yapamazsın, sarf edemezsin, yönlendiremezsin. Yalnız ibadeti Allah'a yapman gerekiyor. Şirk ve şirk ehlinden de beri olma. الثالثة تحقيق البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. Şirk ehlinden şirkten kalp ile, dil ile ve azalarla uzaklaşmak, beri olmak. Naam. Hâzâ huvel kısmü's-sâni. İşte bu da kitabın ikinci kısmı. Mâ huvel kısmü's-sâlis. Üçüncü kısım neydi? Fâna mâ huvel kısmü's-sâlis. Üçüncü kısım neydi, evet. Naam. Sûr-i-selâfe. Hâ. Mâ hâdet-i-kâlif. Naam. Limâ zâtâfî. لماذا ندرس التوحيد؟ ليش التوحيد؟ öğreniyoruz. Üçüncü kısım bu. Kitabın üçüncü kısmı tevhidi öğreniyoruz. الآن لو أخذ إنسان هذا الجهاز وأخذ يحفر به الأرض. Bir insan şu cep telefonunu alsa ve yeri o cep telefonuyla kazımaya çalışsa. أو يدق به الجدار. Ya da duvara vursa o telefonu. ماذا نقول عنه؟ Ona onun hakkında ne söyleriz, ne deriz? مجنون. Deriz ki delirmiş, kafasını aklını yemiş. لماذا؟ Neden؟ لأنه لا يعرف أن هذا الجهاز
Çünkü bilmiyor ki bu cihaz, bu telefon. Lel-ettisal, leysa li-hafral arz av dakkal cidar. Konuşmak için kullanılır. Yer kazmak, duvara vurmak için değil. Tayyip. Antel an. Hulik. Hatta ta'kul. Ve teşrab. Ve tel'ab. Ve tenam. Sen şu an oynamak için, yemek yemek için yaratıldığını mı zannediyorsun? Yemek içmek için yaratıldığını mı zannediyorsun? Onun için mi yaratıldın? La. Hulikt hatta ta'bud Allah. Niçin yaratıldın? Allah'a ibadet için yaratıldın. Fe iz iştagalt fi hadihi dunya bi ibadeti Allah. Allah'a ibadetle bu dünyada meşgul olursan fe hada delil ala annak aqil ve araft limaza hulikt. Bu senin akıllı bir varlık olduğunu, neden yaratıldığını bildiğini gösterir. وإذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير عبادة الله أنت كالذي يأخذ هذا الجهاز ويحفر به الأرض مجنون. Bu dünyada ibadetten başka bir şeyle meşgul oluyorsan, az önce vermiş olduğumuz örnekteki gibi cep telefonuyla duvara vuran, cep telefonuyla yer kazmaya çalışan insan örneğindeki gibi aklı başından gitmiş insan olur. الآن إذا أنا مثلا شهر رمضان. Ramazan ayı. أسأل الله يبلغني وياكم رمضان. Güzel Rabbimden niyaz ediyorum ki beni ve sizleri Ramazan'a çıkarsın, Ramazan'ı göstersin. Ennehâr sâim. Gündüzleri oruçlusun. Velleyl qâim. Gece de namaz kılıyorsun. Akıl qalîl. Yemek az yiyorsun. Ve amel kethîr. Ve çok amel yapıyorsun. Sıyâm. Oruç. Ve salâh. Namaz. Teravih. Teravih namazı. Kıraat Kur'an. Kur'an okumak. Te'amel fî Ramazan mâ la te'amel fî gayri minel aşhur. Ramazan'da yaptığın ibadetlerin yarısını bile başka aylarda yapmıyorsun. Bel ba'dan nâse temennâ lâu tekûne s-senâ kullâhâ Ramazan. Bazı insanlar bütün seneyi Ramazan gibi geçirmek istiyor. Ramazan ayı bir sene boyunca devam etmesini istiyor. Ma'annâ fî Ramazan nâkul akil qalîl. Ramazan'da az yemek yiyoruz. Ve nenâm kezâlik qalîl. Az uyuyoruz. Limâdâ? Neden? لِأَنَّنَا سَخَّرْنَا الْبَدَنْ فِي مَا خُلِقَ لَهْ فِي الْعِبَادِ. Çünkü Ramazan'da biz bedenimizi, vücudumuzu kendisi için yaratıldığımız gayeye sunuyoruz, ibadet için. اِذَنْ خُلِقْتْ حَتَّ تَعْبُدَ اللّٰهِ. Ne için yaratıldın? Allah'a ibadet için yaratıldın. وَلِذَلِكَ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ لَا تَسْمَعْ اَنُّ اَحَدْ جَاءَ اِلَى مَسْجِدْ مِنَ الْمَسَاجِدْ وَانْتَحَرْ. Camiye gelip camide intihar eden bir kimseyi duyamıyorsunuz değil mi? Var mı böyle bir duyduğunuz bir kimse? Camide intihar etmiş. Câ ile mescid-i nebevi ve mescid-i haram intihar mesela. Mescid-i nebeviye gelip intihar etmiş birisini duyar mısınız? Lakin tecid melayin. Milyonlarca insan. Yentihirun indel melahi vel merakis vel şevâtı. Diskolarda, deniz kenarlarında ne yapmaktalar? İntihar etmektiler. Limâdâ? Neden? لَنَّمْ سَخَّرُ الْبَدَنْ فِي غَيْرْ مَا خُلِقَلَهُ. Çünkü onlar vücutlarını kendisi için yaratıldıkları gayenin dışında kullandılar. اِذَا الْغَايَ مِنْ خَلْقَ الْجِنْ وَالْاِنْسِ هِيَ الْعِبَادَ فَاِذَا اشْتَغَلْتْ فِي هَذِي الدُّنْيَا بِعِبَادَةِ اللّٰهِ سَعِدْ. Cin ve insanların yaratılış gayesi ibadettir. Kim kendini bu yaratıldığı gayede kullanırsa ne olur? Mutlu olur. اِذَا تبدا بتحقيق هذه العبوديه لله سبحانه وتعالى. O zaman bu ubudiyeti tahkik etmek için, hayata geçirmek için ne yapacaksın? Yaşayacaksın, amel edeceksin. نعم. قل ان صلاتي ونسكي يعني اعمال البدنيه واعمال الماليه. De ki benim namazım ve kurbanım yani bedeni ibadetlerim ve mali parasal ibadetlerim لله رب العالمين. Alemlerin Rabbi olan Allah'adır. أنت الآن عبد لمن؟ Sen kimin kulusun? عبد لله. Allah'ın kulusun. فإذا خرجت من هذه العبودية ولم ترضى بها وقعت في ماذا؟ Eğer Allah Teala'ya kulluktan çıkar, bundan razı olmazsan nereye gidersin, nereye düşersin? وقعت في عبودية الشيطان. Şeytanın ubudiyetine girersin, kulluğuna girersin. وفي عبودية النفس. Nefsinin kulluğuna girersin. بعض الناس تقول له لماذا لا تصلي لماذا لا تصوم لماذا تشرب الخمر نعم بعض insanlara neden namaz kılmıyorsun neden oruç tutmuyorsun neden içki içiyorsun diye sorduğunuz zaman فيقول لك انا حر diyor ki ben özgürüm اصنع اللي احب dilediğimi yaparım ne hoşuma gidiyorsa onu yaparım نقول لا ona diyoruz ki hayır انت بهذا عبد عند الشيطان sen aslında şu anda şeytanın kulluğunu yapıyorsun لو كنت عبد لله Allah'ın kulu olsaydın
حصل لك في هذه الدنيا عزة. Allah'ın kulu olsaydın dünyada aziz, izzetli olurdun. İzen لابد أن نحقق هذه العبودية التي خلقنا من أجلها. O halde bizler yaratıldığımız gaye yani ubudiyeti gerçekleştirmemiz lazım. نعم. الله أعلم نكتفي بهذا المقدار. نأخذ يعني استراحة. استراحة الفطور. طيب لكن بعد الاستراحة نسأل الكل. Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz, yemek yiyeceğiz inşallah. Ondan sonra aldığımız her şeyi sizlere soracağız. فالآن هم فيما بينهم يعني يتذاكرون ماذا قالوا كذا. Birbirimize öğrendiğimiz şeyleri ne yapın? يكتبوا بعد الدرس الآن. Şimdi yazabilirsiniz, not alabilirsiniz. نعم. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.